Cümleten selamun aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. İlk olarak sarıların Trump'ından kıyamet paylaşımı. Arkada Trump'ın paylaştığı mesajı görüyorsun sevgili dostlar. Üçüncü Dünya Savaşı. O. Trump bu mesajda dünyada yakın bir zamanda Üçüncü Dünya Savaşı'nın patlak vereceğini haber ediyor. Artık Trump burada haber etmesi nereye? Avrupa'ya mı? Çin'e mi? Amerika'nın kendi iç politikasına mı? Yoksa 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 başka başka yerlere mi? Trump bu paylaşımı sevgili dostlar Twitter, Facebook oradan buradan değil. Zaten hep oralarda yasaklıydı, kovulduydu. Kendi kurduğu sosyal medya ağından paylaştı. Evangelistlerin Trump, 3. Dünya Savaşı kapıda paylaşımı. Ben demiyorum. Aha da Trump diyor. Zaten dünyadaki göstergeler bu 3. Dünya Savaşı'nı işaret ediyor. Her şey ortada. Korona morona kötü günler, daha kötü günler geliyor. Çok daha kötü günler. Bunun için Türk Devlet Haklı hazırlığımızı yapıyoruz. Türk Devletleri Türkiye'nin önderliğinde bu hazırlığı yapıyor. Türk İslam Devletleri bu hazırlığı yapıyor. Türkiye 3. Dünya Savaşı'na hazırlığını son sürat yapıyor dedim ve bu bağlamda bir paylaşım, bir açıklama. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada Türkiye'nin bundan sonra savunma sanayine ayıracağı bütçe 75 milyar dolar olacaktır dedi. Of. yıllık 75 milyar dolar. Bu daha önce neydi? Daha önce yıllık 25 milyar dolardı. 3 katı arttırılıp 75 milyar dolar seviyesine çıkarıldı ki çok çok büyük bir rakam. Nasıl büyük? Arkada listeyi görüyorsunuz. Amerika, Çin, Hindistan'dan sonra 4. sıraya geleceği savunma sanayine ayırdığımız bütçeyle. İngiltere 5. Arkada Rusya geliyor 6. Bu parayı silah üretmeye ayırmayalım. Bu parayı teknoloji geliştirmeye ayırmayalım. Bu parayı jet, tank, savaş gemisi, denizaltılar onu bunu yapmaya ayırmayalım diyen kafalar da çıkabilir. Alalım o parayı gidelim börtü böceğe verelim. Ona verelim buna verelim diyenler çıkabilir. Öyle bir günler geliyor ki sevgili dostlar. Bu günler rahat günler, güzel günler, bundan çok daha zor günler geliyor. Türk devleti buna hazırlığını son sürat yapıyor. Devletler buna hazırlanıyor. Üçüncü dünya harbine. Çünkü tüm işaretler onu gösteriyor. Dünyada bu işi ancak ama ancak savaş temizleyecek. Ondan sonra yeni bir düzen kurulacak. Biz de bu düzende yeni dünya düzeni onlar diyor ya küreselciler. Hayır biz buna Türklerin yeni dünya düzeni diyoruz. Türk düzeni diyoruz. Kuracağız da Allah'ın izniyle. Şuraya artı bir parantez açayım sevgili dostlar. Ben sizlere burada hep olumlu haber anlatmıyorum. Ama bazı dostlar diyor ki ya Bilal Feyza sen niye hep böyle olumlu haber anlatıyorsun? Hiç mi kötü olay olmuyor? Yahu benim burada anlattığım haberlerin yarısı zaten kötü haber. Benim anlatma şeklim Bilal Feyza'nın lisanı hep ümit varım. Ümit var şekilde olayları anlatıyorum ve ümit var pencereden olaylara bakıyorum çünkü İslamiyet dinimiz bize bunu emrediyor. Ben bu pencereden baktığım doğrultuda anlatıyorum haberleri. Haber kötü bile olsa benim lisanımla, benim anlatımımla Bilal Feyza'nın anlatımıyla bu haber sizin kulağınıza iyi gibi geliyor olabilir. Kötü haber ama elbet ama elbet her kötüden bir rahmet çıkacaktır diyoruz. Bilal Feyza hep ümit vardır. Sizler de hep ümit var olunuz. Ne diyoruz? Asla asla hüzünlenmeyin. Her daim ümit var olunuz. Gelecek inşallah ama inşallah Türkiye'nindir, İslam'ındır. O zaman devam. Geçiyorum Slovakya'ya. Slovakya ya bu nereden çıktı bu ülke nerede hani böyle çok duymadığımız bir yer Slovakya arkada haritada zaten yerini görüyorsunuz Ukrayna'nın kenarında böyle yukarıda Polonya falan filan gıyda köçekte bir yer. Slovakya sevgili dostlar bir garip haber bir garip Rusya Slovakya haberi nedir ne oluyor Rusya'dan Slovakya'ya savaş jeti gazzu Rusların bakımını yaptığı Slovakya savaş jetleri artık uçamıyor ve ne oldu neler oluyor anlatıyorum. Bu arada Bilal Feyza'da yalan yok, gerçekler sadece gerçekler var. Manşeti arkada veriyorum sizlere. İyi bakın. Bu manşet haberi aynen şunu diyor. Slovakya, Ukrayna'ya sevgili dostlar 13 adet MiG-29 savaş jeti verdi. Bu savaş jetlerini Rusya'dan aldıydı. Hangarlarında duruyordu. Kullanmıyorlardı. İhtiyaçları yoktu. Ukrayna istedi. Zaten Ukrayna'dan sonra onların sırası geliyor. Slovakya. Onlar da tam böyle aşağı doğru gidiyorlar. Eşikteler. Rusya'nın önündeler. Slovakya bu savaş jetlerini Ukrayna'ya verdi ama Ukrayna pilotları bu savaş jetlerini uçuramadı. Kontak basmıyor. Çalışmıyor. <laughs> Kaputu kaldırdılar. Baba akü yok. Baba, akü yok. <laughs> Aynen bu durum. Slovakya'nın sevgili dostlar bu savaş jetlerinin böyle periyodik bakımlarını Rus uzmanlara yaptırıyordu. Rus uzmanlar bu MiG-29 savaş jetlerinin bakımını yaptıkları, değişimini yaptıkları yedek parçalar, uyduruk gaydırık parçalar kullanmışlar. Arızalı parçalar kullanmışlar. Ve bu arızalı parçaların kullanmasından sonra MiG-29 savaş jetleri az çok çalışıyordu böyle kontak basıyordu artık kontak da basmıyor. Ruslardan Slovakya'ya MiG-29 sabotajı o uçaklar uçmayacak. Herhalde Ruslar böyle etrafta ne kadar savaş yeti tank mank verdiği ülkeler varsa hepsinin bakımını, teknik bakımını yıllık işte o bakımlarını yaptığı zaman bu adım atmış olabilir mi? Rusya herhalde bir savaş çıktığında bu savaş jetleri, bu tanklar bana karşı geri kullanılmasın diye onlarda kullandığı arızalı ekipmanlar, arızalı parçalar. Şimdi burada yerli ve milli üretimin önemini anlıyor muyuz dostlar? Onun için yerli ve milli üretmeliyiz. Onun için kendimiz üretmeliyiz. Kendi mühendisimiz, teknikerimiz, çalışanlarımız üretmeli. Dışarıya asla asla güvenmemeliyiz. Ha, şunu da soranlar olabilir. Ya Bilal Feyza biz de kalktık Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri aldık. Füzeler aldık sıkıntı yok. Biz zaten onları bir şekilde alacaktık. Onları biz aldık ki kendi üreteceğimiz sistemlerde tıkandığımız noktaları çözmek. Şu an S400'lere ihtiyacımız yok. Bunu savunma sanayi başkanımız, bunu diğer diğer yetkililer açıklamalarda bulundu. Ben size burada anlattım. S400'lerden çok daha ileri hava savunma füze sistemleri yaptık. Hani Ruslar S-400'lerin bakımında bir sıkıntı, arızalı bir parça kullanmış olabilirler mi? Olabilirler. Yaparlar mı? E, Rus kafası yapar. Ya da bunların kodlarında bir engelleme koymuş olabilir mi? Hani Rusya'nın herhangi bir Türkiye saldırısında bu S-400 füzeleri Rusların bu saldırısını engelleyememe gibi bir durum olabilir mi? olabilir. E Türk devlet aklı bunu düşünmüyor mu? Bunun en ünlemini almıyor mu? Ya biz burada yarım aklımızla düşünüyorsak siz varın görün Türk devlet aklı nelerin nelerin planını yapıyor. Binlerce milyonlarca planı düşünüp ona göre tedbirler alınıyor. Boş yok. S-400'ler orada burada çalışacak görevlerini görecek ama ondan çok daha ileri Türk hava savunma füze sistemleri ve başka başka sistemler neler neler hazır mı? Vakti saati geldiğinde görecekler. Devam. Geçiyorum İsrail Yunanistan haberi. İsrail'den Yunanistan'a tank savar füze satışı. Hop. 400 milyon dolarlık bir satış. İsrail Yunanistan'a yaklaşık 30 adet Spike tank savar füzesi sattı. 400 milyon doları cebe attı. E? <laughs> e peki palikalyalar bunu nasıl ödeyecek? Öpücükle mi ödeyecek? Öpücük kurtarmaz. Artık İsrail bu parayı Yunanistan'dan almaz. Bunun karşılığında farklı farklı alışlar olur. Neler mi olur? Adalarda üst ister, adaları kiralar. Hatırlayın. Yine aynı İsrail Yunanistan'a 3 yıllığına İHA'lar, SİHA'lar kiraladı. Bakın, kiraladı, satmadı. Bunun için Sikiros adasında çok önemli bir hava üssünü 25 yıllığına kiralamıştı. 25 yıllığına, 3 yıllığına İHA, Siha Yunanistan'a verdi. 25 yıllığına geldi. Bakın arkada haritayı görüyorsunuz. Sekiroz Adası tam böyle İzmir'den karşıda. Türkiye'nin tam Ege Denizi'nin, Adalar Denizi'nin ortasında tam karşımıza bir yerde. Palikaryalar bunu İsrail'e öpücükle ödeyemez. Çünkü artık Almanya'da Yunanistan'a parayı azalttı, kıstı. Sahibinden bizim olan esasen adaları sağa sola peşkeş çekmeye devam edecek. Fransa'ya, Amerika'ya, İsrail'e. Yine yerli ve milli üretim burada önemi arz ediliyor. Şimdi Yunanistan İsrail'den 30 adet bu Spike tank savar füzesi aldı ama biz bunun yerli ve milli olanını ürettik. Neler mi ürettik? Omtas, Umtas, Kız Ötesi Umtas ve bunlar bu Spike'tan ve diğer Javelin falan filan onlardan çok daha etkili, çok daha uzun menzilli ve çok daha uygun fiyatlı ürettik. Neredeyse 5'li bir fiyatına yerli ve milli bu çözümleri geliştirdik. Bu Umtas'lardan Umtas'lardan sevgili dostlar hem araç üzerinde hem piyadelere hem deniz araçlarına hem insansız araçlara her şeye olacak mı? Çok çok yerlerde bunlar kullanılacak. Palekarya parayı versin, para bulaması, öpücük versin, öpücük bulaması da onu bunu versin. Biz yerli ve milli üretmeye devam. Yunanistan'a devam ediyorum. Michotakis Yunan Başbakan Yunan Takına ziyarette bulunan Michotakis orada anti dron sistemlerini inceledi. Yunanistan bu işe çok büyük para yatırıyor. Orada bayağı bir adam çalıştırıyor. Michotakis yaptığı açıklamada bu 1500 tane çalışanımıza anti drone sistemleri geliştirmek için harıl harıl sabah akşam uzoları çeke çeke çalışan çalışanlarına maaşlarına zam yapacağını bunun için hükümet olarak onların arkasında olduğunu söyledi Micho. Micho, Michocuğum. Ve o sırada biz diyorum arkadaki fotoğrafları Miçotakis'in gözüne gözüne sokuyoruz. TCG Anadolu amfibi çıkarma gemisi, uçak gemisi. Miçocuğum boş yere bu anti dron sistemlerine o kadar para atma derim. Artık anti SİHA faslını kaçırdınız. Bence oturup anti TCG Anadolu faslına başlayın. Onun için tedbir alacak yatırımlarda bulunun. Ne yatıracaksın? Sirtaki kafası antik kuntik Yunan bekle. Sana antileri çaka 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 adalarımızı geri almaya geleceğiz, evet Allah. Ve sonunda özlenen, beklenen gün geldi. TCG Anadolu dedik. TCG Anadolu hazır. Türk Donanması'na teslim edildi. Elhamdülillah. Arkada çok önemli bir fotoğraf, bir görüntü daha var. TCG Anadolu'nun üzerinde Apache savaş helikopterleri. İnşallah atak helikopterlerini de göreceğiz. Onun önünde Kızıl elma savaş yeti onun önünde bayraklar TB3 böyle boncuk gibi dizilmişler dünyaya şunu şu mesaj veriyoruz. Hazırız her tür Türk teknolojisiyle hazırız daim hazırız ve geliyoruz. Kaçın ey küffar kaç kaçacak olan kaçsın kaçmayacak olan da çakmamızı beklesin çünkü geliyoruz. Hem de büyük geliyoruz. TCG Anadolu amfibi çıkarma gemisi sevgili dostlar. Hani şu bakımdan da dünyanın ilk siha uçak gemisi diyebiliriz. Çünkü üzerinde SİHA'ların inip kalkacağı bir platform haline getirdik. Mühendislerimiz bunun için gece gündüz çalıştı ve öyle teknikler yaptık ki Baykar mühendisleri, TUSAŞ mühendisleri, işte ASELSAN mühendisleri, diğer diğer mühendisler, gemi mühendisleri işte bütün mühendislerimiz bir arada bu sorunu çözmek için bu problemi çözmek için yerli ve milli sistemleri geliştirdik. Bunun üzerinden bayraklar TB3 kalkış iniş yapacak. Kanatları katlanabiliyor. Arkada o kanatları katlanan TB3'ün fotoğrafını görüyorsunuz. Bunun yanında bunun üzerinde Kızıl Elma, insansız savaş yetimiz kalkış iniş yapacak. Bunun yanında bunun üzerinden Hürjet'imiz kalkış iniş yapacak. Bunun yanında bunun üzerinde milli muharip uçağımızın B versiyonu, TFX'in B versiyonu dikine kalkış iniş yapacak mı? Neler yapacağız, neler? Her şey bir plan dahilinde tıkır tıkır işliyor. Mühendislerimiz bunun için harıl harıl çalışıyor. Allah hepsinden razı olsun. Bu işte emeği olan herkesten, herkesten. Allah razı olsun. Allah devletimize zeval vermesin. Milletimiz var olsun. Bu TCG Anadolu bir amfibi çıkarma gemisi dedim. Çünkü sevgili dostlar bu sadece üzerinde İHA'lar, SİHA'lar inip kalkış yapacak değil. Bunun devasa kargolama alanında tanklar, zırhlı araç gereçler, amfibi çıkarma gemileri ki çok özel zahalar yaptık. Sadece bu TCG Anadolu için kritik zahalar. Hani böyle adalarımıza süzüle süzüle çıkacak Ege. Bunun içinde çok farklı sistemlerle beraber tamamen Türk yerli ve milli teknolojilerini geliştirdik ve içinde bulunuyor. Bir amfibi tabur birliği bunun içinde yer alıyor öncü birlik olarak harekat yapacağımız bir yere öncü birlik olarak önce bunlar gidecek çıkarma yapacak. Tabi onun öncesinde üzerinde bulunan İHA'larımız, SİHA'larımız, savaş jetlerimiz, helikopterlerimiz kalkacak. O hedefleri dang, dang 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 bum 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 yerle bir edecek ardından amfibiler çıkış yapacak. Çok kritik. Bunun ardından diğer savaş unsurlarımız gelecek. Libya'ya bir harekat yapacağız. Haydi mağalım TC Kanadolu. Sefer seni bekler. Atina titreme seni tir tir titreteceğimiz o adalara farklı yollardan geleceğiz canım onun için koca gemiyi oraya kaldırmaya gerek yok Bizim kayıkçılar kayığı çekse zaten kenarıya siz korkunuzdan totoşunuzu eteğinizi çeke çeke kaçarsınız. Bu TCG Anadolu sevgili dostlar elektronik harp sistemleriyle donatıldı. Yardıracak böyle. Koral'ın sancak versiyonları bunun üzerinde çok daha gelişmiş versiyonlar var. TCG FU'nun bir benzeri elektronik harp sistemleriyle donattık. Denizaltından gelecek olan denizaltıları engelleyecek. Torpidoları engelleyecek. Balık adamları engelleyecek. Adam çünkü oraya sızma faaliyeti yürütebilir. Gelir böyle yüzerek gelir bir mayın koyar geri kaçar falan yapar yapar mı? Yapar yapar. Bunu engelleyecek yerli ve milli çözümlerle bu gemimizi havadan, denizden, deniz altından gelecek hatta karadan gelecek herhangi bir tehdide karşı giydirdik, donattık. Tamamen bir koruma altında ve etrafında savaş gemileri. Eee depesinde İHA'lar, SİHA'ları saymıyorum bile. Türkiye dünyada bir ilki gerçekleştirdi. Bu TCG Anadolu bir başlangıç. Bundan çok çok daha gelişmiş versiyonlar ilerleyen yıllarda gelecektir inşallah. Devletimize, milletimize hayırlı uğurlu olsun. Gümbür gümbür Türk geliyor. O zaman devam. Azerbaycan, can kardeş Azerbaycan Savunma Bakanı öyle bir haritanın önünde poz verdi ki Ermenistan, daşnak kafalılar tir tir titredi. Ne mi? arkada fotoğrafı görüyorsunuz. Azerbaycan Savunma Bakanı ama arkasında bir harita dikkat çekiyor. O harita şöyle bir yakından baktığımızda nereler nereler işaretli? Nereler mi? Zengezur'u şöyle özellikle bir bakın bakalım. Zengezur haritası diğer tarafta bu haritayı. Azerbaycan Savunma Bakanı'nın önünde durduğu haritayı paylaşıyorum. Yan yana şöyle bir bakın bakalım. Esasen bu Savunma Bakanı'nın arkasındaki harita yukarıdan aşağıya baktığımız zaman göyçe Zengezur bölgesini komple göstermekte. Sovyet Rusyası zamanında Azerbaycan elinden alınan bölgeler, buralar Azerbaycan'ın misak milli toprakları elbet ama elbet geri alınacaktır. Onun harita üzerinde Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından işaretlenmiş hali. Daşnaklar gör, Pers gör, gelecek yok. Anladınız siz onu. Esasen bunu daşnağı da Persi de anladı. İran'a da, Ermenistan'a da burada net mesaj verildi. Gözümüz Zengezur'da, Türklerin gözü Zengezur'da ve dahi oralar azat olunacaktır mesajı harita çok şey anlatıyor. Türkiye Azerbaycan bir ve beraber gümbürt etmeye, devam inşallah. Ve 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 Libya, Türkiye, Libya'da imkansızı başardı sevgili dostlar. Libya'da kurduğumuz Türk masası çok büyük bir antlaşmaya iyiden iyiye yaklaştı. Ulusal Mutabakat Hükümeti ordusu, Trablus hükümetin ordusuyla Hafter'in orduları birleşiyor. Bunun için tüm çalışmalar ayarlandı. Bunun için girişimler devam ediyor ve ilk adımlar, somut adımlar gelmeye başladı. Elhamdülillah. Bakın bu önemli, çok önemli. Şu bakımdan Hafter'in oğlu ikide bir İstanbul'a gelip gelip gidiyordu özel jetiyle. Ben sizlere bunu çokça anlatmıştım. Arkada o haritayı görüyorsunuz. Hafter'in oğlunun bindiği jetin Türkiye İstanbul'a gelip gitmesini gösteren harita. Uçakların rotasını gösteren harita arkada. Şimdi Hafter'in oğlu sevgili dostlar babasının yanında çok daha fazla Türkiye'yi seven tarafta kalıyor. Hani babası tam karşımızda ama Hafter'in oğlu daha ılımlı. Yahu baba dur şu Türklerle anlaşalım. Türklerle anlaşmazsak sonumuz hiç iyi olmaz babında düşünen bir kafa. Hafter'in olduğunu görüyorsunuz arkada fotoğrafı. Libya'da son dönemlerde çok önemli hızlı gelişmeler yaşanıyor ve bu antlaşma masası Türkiye'nin kurduğu Türk masası ortada. Bir tarafta Ulusal Mutabakat Hükümeti, Trablus Hükümeti, bizim Abdülhamit Dibeybe Başbakanlığında Libya Hükümeti o bir tarafta Hafter Porsu. Porsu Hafter kurtulmak istiyorsa tıpalardan masaya oturacak dediğin ya masaya oturdu masada önemli adımlar geliyor. Tabi oğlunun zoruyla oturdu ve bu oturma, bu antlaşmanın sonucunda ilerleyen aylarda belki Belki daha yakın günde çok daha kritik duyurular Libya'dan gelebilir. Hafter güçleri iyi niyet göstergesi olarak ilk etapta Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin askerlerini esir olan askerlerden 6 tanesini serbest bıraktı. Arkada yine fotoğrafını paylaşıyorum. Rusya'nın Ukrayna'yla bir çıkmaza girmesi, Amerika'nın, İngiltere'nin, Avrupa'nın Rusya'ya karşı bir Araya gelmesi ve Rusya'nın hem Suriye'de hem Libya'da iyiden iyiye böyle geriye çekilmesi. Orada bizim zaten Libya'da her daim bir atağımız vardı. Ve Lavrov'un Türkiye'ye gelmesi sadece Ukrayna, Rusya arasındaki işte tahıl koridorudur, odur budur, Karadeniz gemilerin geçmesi falan değil. Suriye konusu değil. Libya konusu da devamlı masadaydı. Lavrov geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye geldi. Tüm bu konular hepsi masada görüşüldü. Türkiye-Mısır normalleşmesi ve ilk kez resmi olaraktan dışişleri bakanlar seviyesinde karşılıklı resmi ziyaretler Libya konusunu çok daha ön plana çıkardı. Tüm bunları gözden kaçırmadan Amerika'nın da Libya'da, Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de çok daha aktif olmaya çalışması tırt işler. Türkiye diyor ki ey Johnny'ler Libya ata toprakları, Libya bizim kardeşlerin diyarı. yıl sonra Libya'dayız sana burada yamyamlara burada yer yok. Bu bağlamda gelen bu hamle bu adım. Bir bakmışsınız ki Türkiye Libya 14 Mayıs'tan sonra karşılıklı olaraktan MEP antlaşmasına imza attık bu imzayla beraber dengeler inanılmaz derecede değişecek. Bir bakmışsınız ki Türkiye, Mısır orduları ortak şekilde tatbikata başlamış. Deniz tatbikatları, kara tatbikatları, hava tatbikatları. Yunan, <laughs> ağlamaya devam et. Bakın ben sizlere bu konuları önceden beri anlatıyorum ve her daim şunu diyordum. Mısır ordusunun içinde çok önemli bir kitle Türkiye'yi seviyor. Mısır halkı Türkiye'yi seviyor. Ha içinde sevmeyen kafalar da var mı? Var. E bu her tarafta var. Türkiye'nin içinde olup Türk kimliği taşıp Türkiye'yi sevmeyenler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimliği bulundurup Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sevmeyenler Türkiye'yi sevmeyenler. Azerbaycan'da olup Azerbaycan'ı sevmeyenler Türkleri sevmeyenler. Hakeza bu genişler. Bu her tarafta var. Onlar bir avuştur. Onlara bakarak zaten yol alınmaz. Amerika'nın bağırıp çağırması boş yere değil. Türkiye, tüm Orta Doğu'da dengeleri alt üst ediyor. Her şey tamam, herkes tekrardan bir normalleşme adımları atıyor. Türkiye, Arap Yarımadası'yla normalleşti. Türkiye, Mısır'da normalleşiyor. Türkiye, İsrail'e normalleşti. Türkiye, dört bir tarafta, Ermenistan'a dahil normalleşme adımları atıyoruz. Bakın, artık herkes tekrardan tarafını belirliyor. Çin, Rusya, Amerika, İngiltere, Avrupa, Türk devletleri, Türkiye, Arap Yarımadası. Bu nedendir? Önümüzdeki günler, aylar, yıllar çok daha zor geçecek dünya için. Çünkü 3. Dünya Harbi ya da başka başka zor süreçler kapıda bekliyor. Her ülke, her devlet kendi yerini, pozisyonunu belirliyor. En çok yakınlaşacağı, en çok iyi gideceği ülkeyi saflarına katılıyor. Birlikteliğini, beraberliğini sağlamlaştırıyor. Artık vekalet savaşları bitiyor. Bir fiil Gerçek anlamda savaşlar başlayacak mı? Başlayacak gözüküyor. Allah dünyadaki tüm masumları ve masumları bu şeytanların şerlerinden korusun. Aziz ve Necip milletimizi bu şeytanların şerlerinden korusun. Bizler bunun için güçlü olmalı. Bizler bunun için Türk devletleri, Türkistan devletleri ve hatta Müslüman olmayan devletler bir araya gelip çok daha sıkı işbirliğini yükseltmeliyiz. Her alanda birlikteliğimizi artırmalıyız. Sağlıkta, ekonomide, ticarette, teknolojide, askeriyede her alanda bir ve beraber çok daha güçlü olmalıyız. Bu zor günlerin ardından rahmet, büyük rahmet bizi bekler evelallah. Ve bu güzel niyetle, has niyetle durmadık, durmuyoruz, durmayacağız. Doğru bildiğimiz yolda koşar adım ilerlemeye devam. Yolumuz ilahi kelimetullah hedef. Kız elma. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer eylesin. Allah Türkiye'mizi her daim yücelsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.